Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi, lastik çalışması yapacağız. Bütün örgülerimizde kullanabiliriz. Hırkalarımızda, yeleklerimizde, şapkalarımızın kenarlarında, istediğiniz her yerde lastik gereken, istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Göstereceğim. Tığ işi lastik çalışmasını arkadaşlar. Ben bir hırkamda Instagram'da paylaşmıştım. Çok beğenildi. Sizler için çekmek istedim bu videomuzu da. Şimdi yapmamız gereken ipimizi, tığımızı söylememe gerek yok. Çünkü lastiği kullanabileceğiniz her yerde hırka mı yapıyorsunuz? İpiniz, tığınız aynı olacak. Değişen bir şey olmayacak arkadaşlar orada. Şimdi bunu ben çocuk hırkası için yapacağım. Manşet olarak bunu düşün. Ya manşet değil de şurasını düşünelim arkadaşlar şöyle. Bu şekilde buraya şimdi lastiğini göstereceğim. Öncelikle bunu örgümüzü birleştirip yuvarlak olmasını sağlayacağım. Çünkü böyle yuvarlak gideceğiz arkadaşlar. Buraya birleştirdim. Sık iğneyle. Şöyle. İlmeksiz. Bir, iki zincir çekiyorum. Normalde bunu arkadaşlar böyle hırkanızda değil de ayrıyetten örüp dikmek istediğiniz yerlerde de zincirin üstüne de yapabilirsiniz bu metodu. Yani her yerde zaten mantığı anlayınca kullanabilirsiniz. Trabzan, ikili trabzan olacak örgümüz. İki zincir çekiyorum. Çektim. Bir milüsü alıp örgüme başlıyorum. İlk trabzanımı yaptım önden. Şimdi arkadaşlar, asıl püf noktalarını göstereceğim size. Bir milüsü alıp şuradan, yani bu ilmek böyle geldiği için buraya böyle yapıyorum arkadaşlar. Şurası ters olduğu için. Bakın düz ilmeklerde, zaten sizinkiler düzse düz ilmeklerde daha kolay olacak. Bir tersten tersi de göstereyim daha ayrıntılı. Şurada daha iyi anlayacaksınız. Burada ben bir önce yapayım. Bir tersten bir önden örüyoruz. Tersten nasıl yapıyoruz? Milistümüzü aldık arkadaşlar. Şu şekilde. Şu ilmeğimizi, şu ilk ilmeğimiz var ya burada. Böyle değil de bu önden olacak. Arkadan aynı şekilde ilmeğimize taktık şu tığımızı. Ve buradan milistümüzü aldık. Trabzanımızı bu şekilde yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Milistümüzü alıyoruz. Bir önden yapıyoruz aynı işlemi. Şuradan. Bakın ilmeğimize taktık. Bir arkadan. Arkadan da aynı şekilde ilmeğimize taktık. Buraya boşluğa geldiğimiz için düzü bu şekilde örüyorum şu an. Bir düz. Bir tersten. Yani şu şekilde bak. Bir düzden trabzan yapıyoruz ikili. Milistümüzü aldık. Bir tersten. Bunu yaparken arkadaşlar bütün ilmeklerimizi kullanabiliyoruz. Hani atlayalım da yok gevşek olsun. Siz zaten ördükten sonra lastik şeklini kıvamını alacak o. Önlerde de mesela hırkamızda acaba önlerde pot çekme yapar mı derseniz öyle bir şey yapmayacak. Neden derseniz orayı da kısa tuttuğunuz zaman lastik biraz da gevşek tutarsanız hiçbir sorun kalmayacak. Ama kol için istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bir tersten bir düzden bir tersten bir düzden bunları öreyim sizin kafanızı karıştırmayayım araları yaparaktan. Bir tersten ilmek alıyoruz. Bir de düzden alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İlmeğimizin bir tersini bir düzünden geçirerek bakın.
Siz her ilmeği kullanınca zaten çok toplama da olmaz. İstediğiniz gibi toplamalı mı istiyorsunuz, sıkı mı olsun istiyorsunuz manşetinizi, o size bağlı. Bir yüzden yapıyoruz arkadaşlar. Bir tersten. Bir yüzden, bir tersten. Bir yüzden, bir tersten. Bir yüz, bir ters. Bu şekilde sona kadar gelelim. Sonra ikinci kısımda da yani örgümüz nasıl ilerleyecek onu göstereceğim arkadaşlar. Şurada bir tane daha yapabilirim, yapmayabilirim de aslında. Şimdi sona geldik bakın. Şu üç, ilk başta 2-3 zincir çekmiştik. Onun tam başıyla bakın ilmeğimi birleştiriyorum şu şekilde. Bakın bunu cep telefonlarınızın ağız kısmına, yani lastik gereken her yere aslında diyelim. Tekrar 3 zincir çektim arkadaşlar. 2 de çekebilirsiniz, 3 de. O sizin örgünüze göre. Şimdi ilk ne yapmışım arkadaşlar? Önden yapmışım şunu. Önden yaptığım ilmeği önden alıyorum. Mil üstümü aldım. Arkadan yaptığım, şöyle şu şekilde arkadan yaptığımız ilmeğimizi tekrar arkadan yapıyoruz. Yani bir önden bir arkadan olmuş oluyor aynı şekilde. Önler ön taraftan alınacak, arkadakiler arka taraftan alınacak arkadaşlar. Bir önden, arkadakiler de tabii ki arkadan. Bu şekilde lastiğimizi bakın. Şöyle alıyorum arkadakileri yine. İstediğiniz boyuta kadar lastiğimizi getirebilirsiniz. Zaten şekil almış oldu. Bakın arkadaşlar belli oluyor yavaş yavaş. Sanki şiş ile ördüğümüz fantazi lastik derlerdi eskiden. Ona benziyor bu tığımızda. Ama bu tığ işiyle daha güzel, daha pratik oluyor bence. Daha gösterişli oluyor. Bütün örgülerimizde rahatlıkla kullanabiliriz. Ben biraz hızlı gideyim arkadaşlar. Nasıl durduğunu göstermek için tek videoda size aktarmak istiyorum. O yüzden bakın öndekileri ön taraftan, arkadakileri arka taraftan ilmeğimizin bu şu şekilde ilmeğin içinden geçirerek bakın şöyle geçiriyorum. Arkadakini de bu şekilde, öndekini böyle. Ve şöyle bitene kadar, bitiş noktasına geldim yine arkadaşlar, ekleme yerine zincir çektiğimiz birkaç tane daha yapacağım şimdi, bir saniye. Aslında mantık bu. Bir arkadan ilmeğin içerisinden geçirerek, boşluk içerisinden. Bir de önden ve bitiş noktasına geldik yine. Şurada 3 zincir çekmiştik. Tam başındakine arkadaşlar, şurayı düz tutmamız için burayı yine ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Tekrar 2 zincir, 3 zincir çekiyoruz. Mil üstümüzü aldık. Öndeydi değil mi ilkindeki arkadaşlar? Tekrar önden bakın. Önleri önden, arkaları arka taraftan örerek, önlerimizi ne yapıyorduk? Şöyle, arkadakileri de şu şekilde.
Lastiğimizin ebatını yani boyunu kısa mı istersiniz, uzun mu istersiniz? O size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz boylarda yapabilirsiniz. Çok uzun olmasın derseniz de şimdi göstereceğim tekrar bitişini. Bu çocuk için olduğu için çocuk kırkası için yeter. İşte arkadaşlar lastiğimiz bu şekilde. Son sıramızı da istiyorsanız ilmek kaydırma tekniği yapabilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Zaten lastik olduğu için öbür türlüye gerek yok. Bakın arkadaşlar bunu böyle büyütebilirsiniz de. Lastik örgümüz bu şekilde. Umarım faydalı olabilmişimdir, anlatabilmişimdir. Eğer ki anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda sizlere geri dönüş yapacağım. İstediğiniz şekilde sorabilirsiniz her şeyi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim, olmayanlar için söylüyorum. Videomu beğendiyseniz de beğeni butonuna tıklarsanız memnun olurum. Hoşça kalın.